Hani ölün arkasında bize konuşulmazsın diye zaten vakıf adam. Yani bir kere Allah bir kulunu severse dinin hizmeti seçer. Hadisi kutsu. Evet. Bir kere bunu kafadan ama Abdullah abinin sadakati çok acayipti. Mesela Aytemur abinin laikal duruşu vardı. Laikalara duruşu vardı. Derdi ki Hasan, laikaları az konuşuyor. Abi benden fazla da konuşan yok laikalar. Az konuşuyorsun. Az konuşuyorsun. Laikalara nazarı vermiyorsun. Abi iki tane imani ders yaparsan bir tane laika yapıyorum. Az konuşuyorsun. Derdi. Burada bana derdi ki Abdullah Yeni abim duası vardı. Bir insana ulaştı, nasıl ulaşırsan bir tane daha olur. Öyle düşüneceksin. Hani yurt dışına gidince söz sahneye gidiyordu, duasını alıyordu. Diyordum, abi ne tavsiye edersin diye. Hani cami imam gidiyorum. Bunu onaylıyor musun? Yani imam da bir bakıp giden. Dedi ki ulaş insanlara ya. Şu Risale-i Nur'u ulaştı. Hangi metodla ulaştın? Ulaştı. Ama ulaştı da batılı kullan. Evet. Meşruyu kullan. Yani imamlık yapmak evet. Şey mi diyorum. Sadaka Risale-i Nur zaten son hayatına kadar Filipinler şuradan da koşturuyordu. Yani bunun duruşu Risale-i iman hizmetinden yayılması noktasında. En büyük baskı sadakati. Sadakati. Bir de gayreti çok acayip. Son da öyle hani hastaneye yatana kadar ben evliydim. Filipinler, Endonezya'dan şuraya buraya dolaşıyordu, tamam mı? Bana da ben ona çok benzediğim için, o bana ben ona benzediğim için derdi, o konuda bana özel iltifat yapardı. Derdi ki ne yaptın, nerede ne anlattın, kaç kişi camide imamlık yaptı. Tamam da camide bir aile imamlık yaptı. Kaç kişi nurları okudu? Kıvranıyordum yani, tamam mı? Dolayısıyla bu Abdullah abinin tarafı oydu. Ama burada nazarı çevirmek lazım. Kanal Urfa vesaire, o 25 tane Kanal Urfa'da sorduğu gibi. Yani ustadın hayatı önemli ama önemli de değil. Nasıl değil? Hem önemli değil. Ustad nereye hayatını vermiş? Nereye harcamış? Hayatından daha değerli bir şey. O zaman o Risale-i Nur. Risale-i Nur okuduğumuz kitap. Kitap Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur külliyatı değil o. Risale-i Nur canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü ruhunun ruhu ruhsuz olur mu? Hayatın hayatı hayatsız olur mu? İmanın hakikati şuursuz olur mu? Ha, zaten kitaba dönüşmüş haline Risale-i Nur külliyatından, ondan. Evet. Mesela Kur'an şeydeki kitaplarımızdaki adı kitap var ya Kur'an. Evet. Değil aslında, Musaf'tır. Ama biz onu Kur'an demişiz.